kolay bir basın toplantısı olmayacak tabii. Öncelikle elimde olmayan nedenlerden dolayı bir aydır, belki bir ayı biraz daha geçkindir gündemi meşgul ettiğim için sizden de, özellikle tüm kamuoyundan da özür diliyorum. Konuşma olunca benim dikkatim dağılır. Şöyle anlatayım. Bugüne nasıl gelindi? Müsaade ederseniz onu anlatayım. Neden bu kadar gündem meşgul olmuş oldu? Ben herhalde şampiyonluktan bir buçuk ay önce başkanımıza da bu konuyu ilettim. Benim bu yönetim listesi verilmeden önce de işte yönetimli olmamla ilgili kendi talebini iletince, ondan önce de zaten söylüyordum, şeyi de yapıyordum, yakın çevreme de söylüyordum. O zaman ilettim. Tabii şampiyonluk yarışı olduğu için bunu bu şekilde açıklayabilmek, konuşabilmek kesinlikle mümkün değildi. Fotoğrafları da sonra çeksek. Yani konsantrasyonum çok sağlamak isterim her koşulda. Neyse. Orada da herkes bir hareket ediyor. Müsaade ederseniz. Neyse. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Çünkü bir şampiyonluk yarışı var. Florya'yı da herhangi bir şekilde etkilememesi gerekiyordu. O yüzden işte sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor demek durumundaydık. Sonrasında şampiyonluk, kusura bakmayın arkadaşlar, karışıklıklardan oturup arkadaşlar sesi kesebilirsek size zahmet. Pardon. Sonrasında da şampiyonluktan sonra bir şampiyonluğun kutlama sevinci vardı. O kutlama sevincine de limon sıkmak istemedim ve bunu cuma günü yazılı bir şekilde açıklayacaktım. Perşembe günü bir başkanımızın başkanlığında bir transfer toplantısı oldu. Orada bir şeyler konuşuldu oyuncularla, şeylerle. Onun hemen akabinde, yani orada acil olan bir konu da konuşuldu. Bir sponsorluk meselesi de var. Takip ettiğim, inşallah bitirmiş oluyoruz. Hemen akabinde yazılı bir şey, perşembe günü toplanmışken yazılı bir şey yapmayayım, İşte bir gün sonra yapayım dedim ve cuma günü akşam bilinçli bir sosyal medya kampanyası başladı. Onun neticesinde de basın toplantısı yapmaya karar verdim. Yani şöyle söyleyeyim, konu çünkü şuna döndü, nazlandı, şöyle oldu böyle oldu meselelerine döndü. Onun hiç öyle olmadığını da izah edeceğim. Sadece şampiyonluk gününe kadar hiç kimse hiçbir şekilde böyle bir şey diyemezdi. Birisi dese ben reddederdim. Çünkü şampiyonluk en önemli şey. Şampiyonluktan sonra iki gün sonra da ben bunu açıklayabilirdim ama insanların şampiyonluk mutluluğuna şey yapmak, düşürmek de doğru değil. Ve süreç uzadıkça benim zarar verdiğimi bile bile susmam gerekiyordu. Ben de öyle yaptım. Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni de maalesef bilinçli hesaplarla insanlar bana gönderdiği şahsi mesajlarını, işte ve çok duygusal, yani okusanız ağlarsınız. Bunlar Galatasaray camiasından insanlar, önemli insanlar. Sanki özellikle göndermişler, sanki demeyeyim, sonunda öyle oldu, özellikle göndermişler. Bu sosyal medyadaki şeylere, ünlü isimler mi diyeyim, yani bol takipçili hesaplara bu şeyleri göndererek, biz kaç yaşında insanlarız, işte bizleri de reddediyor, bu işin altında başka iş var, şöyle şöyle diye herkese bir servis. Ben de buna nasıl vakıf oldum biliyor musunuz? Gece hiç tanımadığım bir insandan bir mesaj alarak. Allah'ın işi ya bu. Ya o insanlardan birisi sosyal medyadaki, ya onlara yakın birisi, bilmiyorum. Ve bunları anlatıyor. Sadece insani değerlere değer veren, yani önceli insan olan bunun için. Ve bana şunu diyor, ben hep bu insanların içerisindeyim. Herhalde bir yılı aşkındır seninle ilgili olumlu hiçbir şey duymadım abi. Bize söylenen her şey seninle ilgili olumsuz. Sen bize şeytan gibi anlatılmaya çalışıyorsun diye. Bu maksatlı şeyi gördükten sonra basın toplantısı yapayım, doğru şekilde izah edeyim diye düşündüm. O yüzden bugüne geldik. Dolayısıyla tekrar
gündemi böyle şey yaptığım için sizlerden özür diliyorum. Şimdi bir şeyler konuşacağım, sonra da sizlerin sorularına fırsat vermeye çalışacağım. Şimdi insanın en önemli, yani insanlığın yaratılışının en önemli mayası, duygusu değerleridir veya doğal duygularıdır. İnsanlar da genelde herhangi bir şeyle bağı bu şekilde kurarlar. Galatasaray taraftarlığı da öyle. Galatasaray taraftarlığının temel noktası şu duygusal bağ, ondan sonra değerlerle birleştirdiği noktalardır kimi insan için. Çocukken insan işte babası, annesi, abisi, dayısı veya mahalledeki bir özendiği insan Galatasaraylı olduğu için Galatasaraylı oluyor. Ondan sonra işte ilkokullu, ortaokullu yıllarda diğer takımdaki arkadaşlarına karşı kendi arkadaşlarıyla birlik olup işte kazanınca onlarla uğraşmak için, kaybedince üzüldüğü için, şey için, yani bir kendine bir ait hissettiği için Galatasaraylı oluyor. Daha ileriki yaşlarda şampiyonluk için, başarı için oluyor. Ama belli bir yaştan sonra rasyonalize etmesi gerekiyor bu duyguyu. Rasyonalize etmek için de değer diye bir şey buluyor. Ben en azından kendimdeki şey o. Yani en son Galatasaray yenilince ağladığımda kocaman adamdım, yani baya büyük. Ablamın ya şu yaşa geldin, o yaşımı söylemeye utanıyorum, hala böyle bu şey demesin, demesini de hatırlıyorum. Dolayısıyla rasyonel bir şey değil. Rasyonalize edebildiğin tek nokta değerler. Benim Galatasaray değerleriyle olan herkesin bağlantısı. Taraftar olarak Galatasaray'a bağlıyım. O şekilde geldim. Herkes gibi o şekilde de görevimi devam ettirmeye çalıştım. Şunu nasıl izah edebilirim bilemiyorum ama hiç normalde bu kadar yapılan şeye, bu kadar iftiraya, samimiyetsizliğe her şeyi sayabilirim. Bunların hepsini tabii ki Galatasaray terbiyesi içerisinde kendi edebim dahilinde anlatabilirim. Daha fazlasının da beklenmesini istemem. Çünkü ben insan olarak da bu tip şeylere duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray edebinin dışında da belki normal ben, ki herkes öyle tanır, haksızlığa çok çabuk tepki koyan, toplumsal bir yanlış varsa veya insani bir yanlış varsa orada durmayan, ortaokul, lisedeki yani 20-25 yıllık, hatta artık 30 yıllık oldu. Yani 10 yaşından beri arkadaşlarım dışında doğru düzgün arkadaş çevrem yoktur. Tabii ki görüştüğüm, ettiğim, şey yaptığım insanlar vardır. Ama çevreme başka birisini bile maalesef ki almakta çok zorlanıyorum. Toplumsal değerlerden dolayı, çıkar ilişkilerinden dolayı. O yüzden aslında belki bir ay, iki ay sabredebileceğim bir yerde son 13-14 ayı aşkındır devam eden yoğun, planlı, kasıtlı, her noktasında yüzlerce kişi tarafından yapılan, binlerce insana ulaşan, haksız demeye bile dilim varmıyor. Çünkü kasıtlı, organize iftiralara 14 aydır dayanmamın tek sebebi Galatasaray. Başka hiçbir sebebi yok. Çünkü iki tane şeyiniz var ya, bu değerlerinize, şimdi değer deyince de çok şey oluyor, insanın onuruna, hayatına, çoluğunun çocuğunun rızkına, iş hayatına yapılan her türlü iftira bir noktadan sonra katlanılabilir bir şey değil. Bu dışarıdan değil, dışarıdan olan şey zaten rakip yapınca onunla ilgili her şeye şeyim, orada hiçbir sıkıntı yok. Onu da öyle önemsemiş olursam zaten sonradan sonra ben sürekli açıklamalar yaparak orada Galatasaray'ın çıkarını nasıl korumak gerekiyorsa korurum ve bundan hiçbir sıkıntı da duymam. Onlar da insanı etkiliyor mu yani, duygusal olarak değil, işini gücünü etkiliyor, şu oluyor, bu. Onlar da hiçbir problem değil. Ama içeriden olduğu vakit bunun çaresi olmuyor. Ben iki şey yapabilirdim bunlar olduğu zaman. Ya kendi değerlerimi öncelleyip istifa edebilirdim ya da aylarca sabredip, çünkü şampiyonluk sayılı gün diye düşündüğüm için o sayılı günün geçmesini bekleyip şampiyonluğun sonuna kadar veya bu projeleri belli bir noktaya getirene kadar dayanabilirdim. Ben birincisini tercih ettim.
Ve bu noktaya kadar getirdim. Çünkü bir seçime girmiştik. O seçimdeki süremiz 2 yıllıktı. O süreyi tamamlamak, ben seçimin tüm aşamalarında olduğum için, yani tabii ki seçimin içerisinde değildim. Bu seçilmiş atanmış geyiği yaptığımda da bu konuyu çok önemsediğimi düşünüyorlar. Öyle değil, şaka yapıyorum oralarda. Kendi içimizde de bizim hep böyle bir şaka vardır. Neticede bu yapılan ne, yani ben böyle öznesiz konuşmayı çok sevmem ama şunu söyleyeyim. Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım.